Hoş geldiniz efendim. Tanrılar sizi korusun. Yusersif acaba bana itaat edebilecek mi? Hayır efendim. Bu konuda size itaat etmeye yanaşmıyor. Ona boyun eğdirmek hiç zor bir iş değil. Ama siz beceremiyorsunuz. Ben bu İbrani köleyi uslanması için zincire vurun, aç ve susuz bırakın diye zindana attırdım, öyle değil mi? Ama siz ona hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yüce efendim, kaçmaya kalkışana zincir vurulur. Yusersif'in böyle bir niyeti yok ki. Boğazına düşkün, doymak bilmez kimseyi aç bırakırlar. Yusersif azıcık yemeğini bile arkadaşlarıyla paylaşır. Suç işleyen mahkumlar kırbaçlanır ama Yusersif suçlu değil ki. Demek ki doğruymuş. Yusersif hepinizi kendine bağlamış. Doğrusunu söylemek gerekirse evet hanımefendi. Ben hanımefendi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olmasını anlıyorum. Sevilmeyecek biri değil ki o. Karimama'dan onunla konuşmasını istedim. Onu Yusersif'e götürün. Muhafız, Yusersif'i görüşme odasına getirin. Bizi yalnız bırakın. Yine ne oldu Karimama? Hanımefendi Züleyha hala o olmayacak hayallerin peşinden mi koşuyor? Yeniden yemek yemeye ve uyumaya başladı ama... sizi unutması pek mümkün görünmüyor. Ona acıyorum Karimama. Nefsine bu kadar çok uyacağına, keşke aklına uysaydı. Aşıkta akıl olmaz. Züleyha aşık değil. Hevesi aşkla karıştırmayın. Aşk kutsaldır ve kirli gönüllerde yuva yapmaz. Hanımefendi Züleyha'yı hafif meşrep bir kadın gibi göremezsin. Tanrılara and olsun, eğer o izin verseydi ben işkencelerle seni yola getirirdim. Ama dua et ki buna yanaşmıyor, anladın mı? O da iyi bilir ki Yusersif teslim olmaz. Bu yüzden sana sert davranma izni vermiyor. Ben Züleyha'yı seviyorum ve arzularına ulaşması için elimden geleni yapacağım. İster buna geçici heves de, ister aşk de. Ben serbest bırakılmanı istemiyorum ama hanımefendi Züleyha istiyor. Ben sana özgür olmanın yolunu göstermek için Züleyha adına buraya geldim. Siz Züleyha'yı ne kadar seviyorsunuz? Canım kadar seviyorum. Bense Yaradanımı canımdan çok seviyorum. Benim yegane amacım... eylemlerimle Züleyha'yı değil, onu hoşnut etmektir. Bak, sana söz veriyorum. Züleyha'ya boyun eğer ve istediğini yerine getirirsen, derhal serbest bırakılacaksın. Züleyha'ya söyle, Yusersif günah ve kirlenme karşılığında olacak bir özgürlüğü istemiyor. Ruhunu şeytana satmaktan vazgeçsin. İffetli olmak, eşine sadık kalmak size bir şey ifade etmiyor mu?
Züleyha'ya olan onca sevgime rağmen onun kötü bir kadın olduğunu itiraf etmeliyim. Potifar gibi kuvvetli bir erkeği varken senin gibi birinin peşinden nasıl koşuyor, buna hayret ediyorum gerçekten. Eğer Züleyha o biricik sevgiliyi tanısaydı, Yusuf gibi bir zavallıya gönül vermezdi. Rabbim, Züleyha'yı içine düştüğü bu karanlık zindandan kurtar ve kalbini iman nuruyla aydınlat. Çürüyünceye kadar bu zindanda kalsın. Ne zaman bir deve iğne deliğinden geçer, işte o zaman Yuzarsif de serbest kalır. Gidelim. Züleyha kendini kaybetmiş bir kumarbaz sanki. Ama belli etmiyor. Taş yürekli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.